Merhaba ben Mertcan. Uzun zamandır iOS 14'ü bekliyordum. Daha doğrusu uzun zamandır demek doğru olur mu? Bir yıldır falan bekliyordum. Bu sefer çok önemli güncellemeler olacağına emindim ve öyle de oldu. Neler oldu? Özellikle menü tarafında istediğim özelliklere kavuştu. Artık Android'e biraz daha yakın bir menü dizaynı görüyoruz. İlki bir kere widgetlar. Artık iOS 14'te widgetlar yer alıyor. Bu widgetlar aslında uzun zamandır Android tarafında gördüğümüz widgetler ile aynı işleve sahip. Fakat Apple burada yine farkını koymuş. Android'den kendisini bir adım daha öne çıkarmayı başarmış. Bekledi bekledi sonunda widget olayını çok güzel oturttu. Widgetler çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor ve bunun yanı sıra widgetler alanı biraz daha iyi bir şekilde değerlendirebiliyor. Peki nasıl? Mesela Android tarafında bir widget koyduğunuzda o widgetin üstüne başka bir widget ekleyemiyordunuz. Ancak iOS 14'te bu widgetin üstüne birden fazla widget ekleyebiliyorsunuz ve bu hani oldukça kolay bir el işlemiyle şöyle şöyle yaparak değiştirmenize olanak sunuyor widget'ı. Bir de widget tarafında bu özellik size karışık gelebilir. Yani 8 tane widget'ı ard arda dizdiniz ama bu sırada istediğiniz widget'ı bulmanız zor olabilir. Apple bunun için de bir şey düşünmüş. Akıllı yığın özelliği sayesinde günün belirli saatlerinde istediğiniz widget ön plana çıkıyor. Yani örnek veriyorum, her zaman saat 13'te siz toplantılarınızı kontrol ediyorsanız sizin için takvim widget'ı bir adım daha önde oluyor. Diğer vücutları arka tarafta bırakarak. Bu güzel bir özellik. Dediğim gibi Android'e göre bu konuda farkı yaratmayı başarıyor Apple. Ben uzun zamandır vücutu bekliyordum iOS tarafına. Geldi ve çok güzel bir şekilde geldi. O zaman bir hoş geldin diyelim vücutlara. Şimdi yine bir diğer Android özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Uygulama kütüphanesi. Evet, artık bu da iOS 14'te. Uygulama kütüphanesi ne işe yarıyor? Android kullanıcıları zaten bu konuya hakimdir. Uygulamalarınız belli bir yerde toplanıyor ve siz illaha menüde tutmak zorunda kalmıyorsunuz bu uygulamaları. Ama yine Apple bu konuda bir adım daha öne geçiyor. Geçiyor da geçiyor Android bölüsü sürekli gerisinde kalıyor mutlaka. Akıllı gruplandırma özelliği sayesinde siz uygulama kütüphanesindeki uygulamaları kendi elinizde tek tek gruplandırmıyorsunuz. Telefon bunun için çok güzel bir şekilde bu işlemi gerçekleştiriyor. Böylece Hani ya şunu şuraya mı koysam bunu buraya mı koysam gibi dertleriniz olmuyor. Hepsini bir yerde görmek istediğiniz zaman da A'dan Z'ye doğru bir liste sizleri karşılıyor. Bu tarafta yine uygulamaları aramak da oldukça kolay. Üstteki arama çubuğunu kullanarak uygulamaları arayabiliyorsunuz. Bu uygulama kütüphanesi aslında artık iPhone menüsünde gördüğümüz uygulamaların birçoğunu görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Mesela benim iPhone tarafında sıklıkla kullanmadığım ama menüde zorla tutmam gereken bazı uygulamalar vardı. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Siz bu uygulamaları isterseniz ana menünüzden kaldırabiliyorsunuz. Sadece uygulama kütüphanenizde yer alıyor. Arayüz tarafındaki bir diğer özelliğimiz picture in picture yani görsel içinde görsel. Çok havalı geliyor değil mi? Aslında bu da yıllardır Android'de kullandığımız bir özellikti. Şu işe yarıyor. Safari'de bir video açtınız ve o video oynatılıyor. Siz Safari'yi kapattığınız takdirde o videoyu ana menüde yani arayüzünüzde göremiyordunuz. Arka tarafta açık bir şekilde kalıyordu. Videoyu görmeniz mümkün değildi. Ancak Picture in Picture özelliği sayesinde Artık böyle bir derdiniz de kalmıyor. Safari'de YouTube'dan olur, başka bir platformdan olur. Açtığınız videoları, siz Safari'yi kapatsanız da ekranınızın küçük bir köşesinde görebiliyorsunuz. Burada konumlandırmayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu özellikle her ne kadar iOS 14 beta olsa da, gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor olarak gördüm. Ancak uygulamalarda henüz bunun desteği yok. YouTube gibi uygulamalara da yakın zamanda bunun desteğinin gelmesini bekliyorum. En azından beklentim bu şekilde. Son olarak arayüz tarafında şundan bahsetmek istiyorum. Bu birçoğunuza göre küçük bir detay olabilir ancak benim için önemli bir detay. Telefonda dolaşıyorum. Facebook'tayım, Instagram'dayım, LinkedIn'deyim, herhangi bir yerdeyim. Ve biri aradığında ekranımı tamamen kapatıyordu. Yani ayrı bir uygulama açılır gibi arama ekranı açıyordu. Ancak böyle bir şey de söz konusu değil artık. Biri sizi aradığında ekranın üst kısmında küçük bir kutucukta arayanı görebiliyorsunuz ve ekranda yapmanız gereken şeyi bu sırada yapmaya devam edebiliyorsunuz. Yani illa telefonu sonlandırmak durumunda değilsiniz. Biri sizi arıyor, bırakın arayın dursun. Yani Arayın dursun biraz yanlış oldu gerçi ama hani insan insana önem vermeli biraz değer vermeli arayıp öyle durmamalı öyle yani öyle bir özellik evet. Şimdi ben insanlarla konuşmak istemiyorum ben sanal dünyayla konuşmak istiyorum. dediğinizde de işin bu tarafına Siri giriyor ve Siri tarafında da çok önemli güncellemeler mevcut. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ki Türkçe dilinde sadece kadın vardı ama artık erkek de var. Evet artık kadın ve erkek seçeneği mevcut. Ayrıca kadın sesi biliyorsunuz ki robot gibi çıkıyordu. Yani böyle tam olarak bir insanla konuşuyormuş izlenimi yaratamıyordu. Ancak bu robot sesini de önüne geçmiş yapıl. Bundan böyle artık kadın dediğimiz şey gerçekten kadın gibi konuşuyor. Vurgularına, tonlamalarına çok dikkat ediyor. Yine erkek tarafında da bu durum böyle. Şimdi isterseniz önce biraz kadın siriyle sonrasında da erkek siriyle çok az konuşacağım. Müsaadenizi istiyorum. Hı hı. Hava durumuna göre yarın İstanbul'da gökyüzünün yer yer bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece ve en düşük sıcaklık 21 olacak. Bir de erkeğin sesi nasıl çıkıyor ona bakacağız. Bakalım şimdi erkeğin sesine. Hı hı. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir bara girmişler. Çok zamanlı bir fıkra sanki bu. Hı hı. Emin olmak için soruyorum. 25 Haziran Perşembe. Yarın için hiçbir randevu bulamadım. Bence çok gerçekçi olmuş. Dikte konusunda, dikte demek doğru mu? Telaffuz konusunda bence sınırları aşmayı başarmış. Hatta önümüzdeki yıl ben artık sahiden böyle bir insanla konuşuyormuş. izlenimi yaratacağını umuyorum. Böyle de böyleydi işte. Hem kadın hem erkek. Güzel. Gelen aramalardaki ekran kaplama özelliği Siri'de de mevcuttu. Siri'yi açtığınızda ekranınız tamamen Siri ile kaplanıyordu. Yani ayrı bir uygulama gibi açılıyordu. Ancak iOS 14 ile birlikte Apple bunun da önüne geçmiş. Artık Siri hem daha güzel bir tasarıma hem daha güncel bir tasarıma hem de ekranınızda daha az yer kaplayan bir tasarıma sahip. Yani siz Siri'yi açmak istediğinizde arka tarafta kalan açık uygulamaları görmeye devam edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik bence. Hani tamamen ekranı kapatması beni biraz rahatsız ediyordu. Şık bir görünüm ortaya çıkmıyordu. Ancak bunların hepsine son. Apple bizi dinliyor mu? Uygulamalar bizi dinliyor mu? Uygulamalar bizi izliyor mu? Evet, izliyorlar, dinliyorlar. Çünkü bizim hayatımıza çok meraklılar. Apple bunun da önüne geçmiş. Apple'a buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Artık bir uygulama beni izliyorsa ya da dinliyorsa ben bunu anlayabileceğim. Peki nasıl? Ekranın sağ üst tarafında yeşil ve turuncu olmak üzere iki farklı ışık konumlandırılıyor. Yeşil ışık kameranın aktif olarak kullanıldığı zaman ortaya çıkarken, turuncu ışık ise bu telefon sizin sesinizi kaydediyor anlamına geliyor. Böylece bir uygulamaya girdiniz ve bu iki ışıkta turuncu ve yeşil ışık yanıyor, o zaman bir hafif tırsın çünkü sizi dinliyorlar ve izliyorlar. Ben Mimoji'leri günlük kullanımda sıklıkla kullanıyorum. Neden? Çünkü eğlenceli yani hoşuma gidiyor. Ve yeni bir Mimoji geldiğinde ben bir mutlu oluyorum, bir seviniyorum, yüzümde güller açıyor, çok gülüyorum falan. Gelmiş, güncelleme gelmiş. Evet artık 3 yeni Mimoji daha görüyoruz ve bunlardan bir tanesi maskeli Mimoji. Evet maskeli Mimoji böyle Spiderman tarzı bir şey beklemeyin. Pandemi sürecinde olduğumuz için böyle böyle ağzında kocaman bir maske takılı mimoji karşılıyor bizlere. Böylece kendinizi daha iyi anlatabiliyorsunuz. Yani sakin ol şampiyon, ben maske takıyorum diyebiliyorsunuz. Şimdi bir de bu telefon ya. Hani fiziksel bir kasa aslında bu. Artık hani şurası da e, sizin telefon kullanırken kullanabileceğiniz bir alan nasıl? Mesela buraya iki ya da üç kez tıklıyorsunuz böyle kamera açılıyor ya da ana menüye geri dönüyor. iOS 14 ile birlikte bu özellik de mevcut. Yani artık böyle kamerayı açmak istediğinizde işte dur şuraya tıklayayım, sonra şuraya tıklayayım, sonra şuradan şöyle şunu çekeyim falan filan bunlarla uğraşmanıza gerek kalmadan buraya iki tık yaptığınızda kamera açılabilecek. iOS 14 ile birlikte. Tabii bu iPhone 10 ve üstü modellerde çalışıyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Yani elinizde iPhone 6s varsa iOS 14 güncellemesini aldıysanız ve bu özellik çalışmıyorsa korkmayın sorun sizde değil. Uygulama mağazası tarafında da önemli bir güncelleme mevcut. Apple bunun için App Clips adını veriyor. Peki App Clips nedir? App Clips özellikle çok dolaşıyorsanız sizin için çok faydalı olacak bir uygulama. Örnek veriyorum bir kafeye gittiniz. Burasını bir kafe farz ediyorum ve kafenin uygulamasını indirmek istiyorum. Bunun için işte App Store'a girip oradan kafenin uygulamasını bulmakla uğraşmanıza gerek yok. O kafedeki NFC koduyla ya da QR kod yardımıyla artık uygulamayı seri bir şekilde telefonunuzda açabileceksiniz. Siz her ne kadar indirildiğini düşünmeseniz de bu uygulama arka planda indirilmiş ve karşınıza çıkmış bir şekilde sizlere karşılayacak. Böylece sipariş vereceğiniz zaman işte 2 dakika da olsa 3 dakika da olsa beklemenize gerek kalmadan direkt telefon yardımıyla... Seçiminizi yapıp siparişinizi verebileceksiniz. App Clips özelliği sayesinde. Bu çok ultra bir özellik değil aslında. Yani wow dedirtebilecek bir özellik değil. Ama hayatta hız kazanmak isteyenler için, vakit kazanmak isteyenler için güzel özellik. Beğendim. Sağlık tarafında böyle çok aman aman sağlığıma önem veren bir insan değilim. Yani şu telefonu kullan... <laughs> Hayır şey diyecektim. Yani şöyle sağlığıma önem veren bir insanım. Mesela uyku takibi benim için çok önemlidir ama günlük attığım adım sayısı benim için önemli değildir. Mesela bu sağlığa önem veriş şeklim. Uyku takibi iOS 14 ile birlikte geliyor. Eskiden sağlık uygulamasında yoktu ve hatta Apple Watch'unuz varsa ve iOS 14 kurulu bir cihazınız varsa uyku takibini otomatik olarak yapıyor. Ha Apple Watch almaya paranız yok. Benim de mesela Apple Watch'um yok. Sadece telefonu kullanarak da uyku düzeninizi takip etmeniz mümkün. Tabi burada biraz manuele kaçıyor iş. Yani elinizle girmek zorundasınız yatış ve kalkış saatinizi. Ama buna rağmen bence bu önemli bir güncelleme. Olması gereken bir güncellemeydi. Böyle iOS 14 ile birlikte uyku takibinizi de yapabileceksiniz. Bir de Dub -Dub DC sırasında "Karkey" diye bir şey duyduk. Zaten ben CarKey denince direkt dedim ki tamam bu anahtar olacak. Hani haberin başlığı kafamda belliydi. iPhone araba anahtarınız olacak şeklinde bir haber başlığı kafamda yansıdı ve öyle de oldu. Artık iOS 14 ile birlikte arabanızın anahtarını telefonunuza yükleyebileceksiniz. Ne özellik ama? Tabi şu anda Türkiye şartlarında sadece BMW 540i'niz varsa bu özellik geçerli. Ama ben yakın zamanda yani önümüzdeki bir yıllık dönemde çoğu araç için geçerli olacağını düşünüyorum bu özelliğin. Bu özellik sayesinde işte şu telefonun yanına şu güzel telefonun yanına bir de araba anahtarını taşımak zorunda kalmayacaksınız. Bu telefonu araca yaklaştırıp aracı açmanız mümkün olacak. Bir de bu özelliğin kullanım amacı aslında bu kadarla da sınırlı değil. Siz arabanın anahtarını başka bir kişiye de yollayabileceksiniz. Nasıl? Yani nasıl? Evet çok ilginç. Nasıl? Telefona yüklediğiniz arabanın anahtarını ve örnek veriyorum eşiniz arabaya gidecek. Siz ona telefonunuzu vermek yerine tehlikeli olabilir. Arabanın anahtarını ona airdrop ya da başka bir uygulama vasıtasıyla iletebileceksiniz. O da kendi iPhone'una arabanın anahtarını ekleyebilecek ve sizin iPhone'unuzla da onun iPhone'uyla da araba açılabiliyor olacak. Peki ben buradan Apple'a bir soru iletmek istiyorum. Apple Beyciğim bu Fiat Fiorino'nun anahtarı ne zaman gelir? Bu formülü var mı acaba bunun? Bu normalde pilli kumanda ama var mı? Bu da pilli. Olur bence. Ne dersin? Bekliyorum. Tam da unutuyordum. Bak tam videoyu kapatacaktım. Unutuyordum. Yazarak emoji arama özelliği. Wow. Wow. Evet. Emoji normalde ben şöyle yapıyordum. İşte ateş yazıyordum. Ateş emojisi zaten çıkıyordu. Önerilen kelimeler tarafında emoji zaten çıkıyordu. Öyle bir arama mantığım vardı benim. Ama artık emojiler içerisinden direkt olarak arama yapabileceksiniz. Yani ateş yazdığınızda ateşle alakalı her emojiyi sizlere gösterebilecek. Bu daha yine uzun zamandır Android ekosisteminde olan bir özellikti. Apple'da geç oldu ama güç olmadı. Nihayet telefonlarına getirdi. Aslında bu video biraz da iOS 14 değil de iOS'in Android'den çaldığı özellikler mi oldu? Ne sanki öyle bir şey sezdim bak ben o videoda. Başta öyle mi atsam ne yapsam? Neyse. 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 Evet böyle iOS 14'ü denedim. Deneyimleme fırsatı buldum. Ve sizlerle de düşüncelerimi paylaşmak istedim. Gözüme çarpan özelliklerden dilim döndüğünce bahsettim. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız benim için çok önemli. Siz de lütfen yorumlar bölümünde görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman kanalı takipte kalın. Her videoya da like atın. Şöyle like atın. Bildirimleri de açarsanız eğer ki her video attığımda size bildirim düşecektir. Olay iyi olur. Önümüzdeki haftalarda efsane videolar geliyor çünkü. Beklemede kalın. Bay bay.